Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Temmuz ayına hoş geldiniz. Evet sevgili koçlar, Temmuz ayına giriş yapıyoruz. Biraz yorucu, hareketli, zorlayıcı bir evet. Temmuz ayı bizi bekliyor ve çok sıcak bir Temmuz ayı evet, olacak. Çok sıcak, biraz bunalacağımız. Çünkü yönetici gezegeninizin de biraz yorucu bir pozisyonda olduğunu düşünürsek. Mars 13 Temmuz'da Yengeç Burcu'na geçecek. Dolayısıyla enerji biraz içe dönük olacak. Duygulardan biraz etkilenebilir enerjiniz. Tabii Mars Yengeç Burcu'nda zararlı bir konumda olacak ve Koç Burçlarının 4. evine gireceği için özellikle duygusal ilişkiler, ailevi ilişkiler, belki evle ilgili konular. Bazı konular, anne baba, ebeveynlerle ilgili konular 29 Ağustos'a kadar biraz zorlu olabiliyor. Çünkü yönetici gezegenin Mars'ın bu etkisi var. Yalnızca 8 Temmuz'a kadar iyi diyebiliriz. Yolculuklar, seyahatler, iletişim, haberleşme gibi konularda bazı güzel haberler de verebiliriz sevgili koçlara. Evet, ancak 2 Temmuz'daki Güneş Plüton karşıtlığı ve 4 Temmuz'daki Güneş Uranüs karesi özellikle Nisan başı doğanların iş ve kariyerlerini zorlar. Koçlarda biraz zorlayıcı durumlar olabilir. Özel ilişkilerde kariyerlerindeki ilişkilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ani ayrılıklar. İşte 4 Temmuz'da değişimler de olabilir. 4 Temmuz'da ani ayrılıklar olabiliyor. Ani beklenmedik olaylar oluyor. Böyle bir sıkıntı olabiliyor Güneş kare Uranüs'e. Ya bu 4 Temmuz Amerika'nın da doğum günü biliyorsun. Evet, doğum günü 4 Temmuz. Güneş kare Uranüs onların da bir deprem meprem yaşayacağını belki gösterir önümüzdeki bir yıl içinde. Tabii bu ağır gezegenler aslında doğa olaylarını, felaketleri de ortaya çıkarabilir. Bu Güneş karşıt Plüton Yengeç Oğlak kasmında 2 Temmuz'da iş ve kariyer hayatınızla ilgili bir gerginlik, ailesel bazı çatışmalar olabiliyor. 4 Temmuz'da eşiniz ve partnerinizle ilgili bir bitiş, bir iş ortağıyla ilgili bir gerginlik, bir hizmet aldığınız kişiyle ilgili bir sorun olabiliyor. Tabii burada yükselen burcunuzda dikkatli dinlemeniz gerekiyor. 8 Temmuz'da 8 Yengeç Temmuz, Burç yeni ayı. Yengeç Burç yeni ayı koçlar için yine 4. ev konuları gündemde. Merkür retro, yine Yengeç Burcu'nda retro, 20 Temmuz'a kadar devam edecek bu retro hareket. Ailesel konular, ev tasarımı, konular. Evle belki ilgili konular. Evle ilgili geçmişten kalan konular gündeme gelebilir. Tabii, yarıda kalmış bir mimari proje tamamlanabilir anlamına gelebiliyor. Yeni ayla birlikte bu daha çok gündeme gelebilir. Çünkü Merkür retrosunun da etkili olduğu bir yeni ay olacak. Yengeç yeni ayı. Tabii. Arkasından... Mesela 13 Temmuz çok önemli sizin için. Evet, Mars'ın Yengeç Burcu'na geçtiği tarih 13 Temmuz. Aileyle seyahate çıkmak, ailesel konuları gene gündeme getirmek, evle ilgili tasarımların artması, küçük ev kazaları olabiliyor. Biraz da şey de bu, 20 Temmuz'un iyi olduğunu söyleyebilirim. 20 Temmuz'da Merkür retrosu düzeliyor. Evet. Güzel bir Mars'la Jüpiter'in kavuşumu var tabii. 22 Temmuz'da olacak bu. Aynı zamanda Dolunay 22 Temmuz'da. Ev arabilir bazıları. Evet. Mülk sahibi olabiliyor. Sürpriz, sevindirici bazı gelişmeler olabilir Mars Jüpiter kavuşumlarında. Tabii bazı riskli eylemlere karşı dikkat etmek gerekiyor. Çünkü orada duygular, enerjiler biraz artabilir. Kontrolsüz tavırlar, işte aşırı heyecanlar. Evet. Yani aşırı motivasyonun artışı diyoruz. Biraz temkin, biraz sakin gidelim diyoruz. O arkasından 22 Temmuz'da Venüs Başak Burcu'na girmiş. Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber koçlar artık belki iş ortamları ve günlük hayatlarında biraz daha Venüs'ün orada getirdiği rahatlık etkili olabilir. Belki hani biraz daha giyim, kuşam, alışverişler. Evet. Belki evleriyle ilgili bazı dekorasyon ya da çalışmalar olabilir. İş ortamlarında yenilikler olabilir. Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Yine aynı gün burç değişimi var ve Dolunay etkisi var o gün. Bak, o çok önemli. 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan Burcu'na geçmesi eğlenmek, seyahate gitmek, aşık olmak gibi. Aşk etkisi var. Venüs, bu kadar zorlayıcı durumların arasında yine de. Yani biraz ailesel gerginlikler, sorumluluklar var ama aşk da var be. Aşk bu 8 Temmuz'da Venüs üçgen Uranüs. Evet. Yani beklenmedik bir tanışma birkaç gün önce ve sonra olabiliyor. Ben
Genel olarak ailesel konuların çok gündeme geldi. Aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili bazı sonlanmaların 22 Temmuz'dan itibaren yaşanabileceği, bazı arkadaşlıklarda sorunların olabileceği ama gerginliklere rağmen Mars'ın pozisyonları sebebiyle bu motivasyonları rahatlıkla çözebilecekleri bir aya girdiğini düşünüyorum. 31 Temmuz'a dikkat edin ama. Evet, ay sonu biraz yine Mars açıları Uranüs'le riskli. Evet. Yani Plüton'la da riskli. Ay sonunda küçük bir kaza tehlikeniz var. Özellikle. Yani bu ne diyebilirim? Denize girerken ayağınızı midye kesmesinden tutun, yemek yaparken elinize su dökülmesi gibi de olabilir. Daha çok Mart sonu ve Nisan'ın ilk birkaç günü doğanlar diyelim. Ama tabii ki bunları daha iyi görmek için bizim Bilinçokuru'nun günlük burç yorumu servisleri var artık. Evet, gün gün artık burçlarımızı dinleyebiliyoruz Bilinçokulu günlük yorumlarıyla. Ve bunu bilinçokuru.com isimli siteden veya çeşitli mecralardan görebiliyorsunuz. Günlük burçları sevgili Demet Baltacı'nın ağzından gün gün dinlerseniz o günler içinde neler olabileceğini sevgili koç biraz daha detaylı bir şekilde öğreneceğinizden de ben eminim. Şimdilik bu kadar derim. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.